efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize gönül dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün de sağlığınızı ilgilendiren çok önemli konularımız var. Alanında uzman konuklarımız var. Her şeyin başı sağlık diyoruz ve sağlık olsun başlıyor. Çarpıklık ve çene bozukluklarıyla ilgili merak ettiğiniz her şey birazdan sağlık olsun'da. Çarpıklık ve çene bozukluğunun nedenleri nedir? Çene bozukluğu ve çarpıklık için önerilen tedavi yöntemleri nelerdir? Ortodontik tedavi sırasında karşılaşılan olası yan etkiler nedir? Ortodontik tedavi sürecinde günlük yaşamda ne tür değişiklikler yapmak gerekiyor? Doktor diş hekimi Gülden Kulcanay Uzgören tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını birazdan Sağlık Olsun'da anlatıyor. Sağlık Olsun başlıyor. Evet değerli izleyenler, Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ortodontik Kliniği Şefi Doktor diş hekimi Gülden Kulcanay Uzgören hocamız bizimle birlikte. Biraz önce dinlediğiniz gibi çarpıklıkları, dişlerdeki çarpıklıkları konuşacağız. Ağız ve diş, alt ve üst çene bozukluğu ile ilgili merak edilen tüm detayları değerli hocamıza soracağız. İlerleyen dakikalarda programımızın ikinci kısmında Almanya'ya uzanacağız ve çocuk gelişimi ve sosyal pedagoji uzmanı Funda Çakır bizimle birlikte olacak. Tabii diş sağlığı ve hastalıklarını konuşunca çocuklardaki diş hekimi korkusunu, doktor korkusunu konuşmamak da olmaz. Bununla ilgili merak edilenleri, yaşanılan sıkıntıları ve üstesinden gelebileceğimiz çözüm yollarını değerli hocamıza danışacağız. Sağlık köşemizde ise bugün çok önemli bir konumuz var. Yabancı cisim aspirasyonunu konuşacağız. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler hocamız bizimle birlikte olacak. Hem çocuklar için hem yaşlılar için risk oluşturan bir problem. Nasıl üstesinden gelmeliyiz? Bütün bunları kendisine danışacağız ve aynı zamanda ilk yardım anlamında da uygulamalı ipuçları kendisinden dinleyeceğiz. Tüm bu konularımızla ilgili merak ettikleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Çift 090 alan koduyla 505-756-0273 numarasından mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Hemen Gülden hocamıza dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Ayşe Hanım. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın çok önemli bir parçası. Diş konularını konuşunca hep söylerim. Yani bir diş ağrımız olsa, ufacık bir rahatsızlığımız olsa bütün aklımız, dikkatimiz orada oluyor. Gerçekten hayat kalitesini çok etkileyen önemli bir konu. Aynı zamanda da estetik açıdan da, daha iyi bir görünüm açısından da çok önemli. Sağlıklı dişler, düzgün dişler. Biz bugün biraz daha işin düzgün olma boyutunu konuşacağız, ortodontiyi konuşacağız. Ama aynı zamanda ortodontik problemlerin sağlık açısından da riskleri var. Bunlarla ilgili de detayları sizden dinlemiş olacağız. Şimdi ortodonti diş sağlığının, diş hastalıklarının belli başlı bir alanı, bir odak noktası var. Neye odaklanıyor, hangi sorunlara odaklanıyor? Bu alanı sizden dinleyelim hocam. Evet, ortodonti dişlerin çeneler üzerinde düzgün sıralanmasını sağlayan ve yüz yapısındaki, çene yapısındaki bozuklukları konu olan diş hekimliği dalıdır. Hı hı. Evet, yani daha çok çarpıklıklarla ilgili, çene yapısıyla ilgili problemlerde ortodontiye başvurmamız gerekiyor. Şimdi tabii dişlerin çarpıklığından bahsedince bunun pek çok sebepleri olabilir. Nelerdir bu sebepler hocam? Diş çapraşıklığında doğumsal genetik faktörler, doğumsal faktörler ve çevresel faktörler hepsi bir araya gelerek çene maloklüzyonlarına sebep olurlar. Hı hı. Kazalar da bazen meydana geliyor. Tabii elbette ki sonradan işte kazanılmış travmalara bağlı da bunlar etkili olabilirler. Evet. Peki hocam, çocukluk dönemindeki bazı hatalar da çarpık dişlerin büyümesine yol açabilir mi? Mesela aklımıza hemen emzik geliyor, parmak emme geliyor. Böyle sorunları da dahil doğru edebilir misiniz? Doğru söylüyorsunuz. Bu kötü alışkanlıklar, çocukların kazanmış olduğu kötü alışkanlıklar, yani en geç 7, yani 3-4 yaş civarında artık bırakılması gerekiyor. Mesela parmak emme, mesela emzik kullanımı.
Eğer bunlar 3-4 yaşından sonra da, o sınır yaştan sonra da devam ediyorsa, çene ve diş yapısında bozukluklara sebep oluyorlar ve daha sonra işte bize başvurarak bunların tedavilerinin yapılmasını istiyorlar hastalar. Evet. Ve o dişlerin aslında çarpık gelişmemesi için en başta bu emzik gibi, parmak emme gibi problemleri belli bir yaşa kadar bitirmek gerekiyor galiba. Aynen. Değil mi? İşte 2 yaş civarında bunun normalde bırakılması, en üst sınır 3-4 yaş civarında tamamen terk edilmesini uygun görüyoruz, istiyoruz hastalardan. Uzamış bu alışkanlıkların devam eden, uzamış ilerleyen süreçlerde de genelde bize başvuruyorlar, ortodonti bölümüne başvuruyorlar. O zaman da bunların çeşitli hareketli aparellerle alışkanlığın ortadan kalkmasını ve bu alışkanlığa bağlı olarak oluşmuş olan hali hazırdaki çene ve diş problemlerinin tedavisini sağlıyoruz. Evet, çok önemli bir nokta, çünkü çocuklar gelişme ve büyüme sürecindeler, sürekli yapıları değişiyor ve orada düzenli bir baskı oluşturulduğunda bir emzikle, bir parmak emmeyle dolayısıyla orada o ağız içinde problemli bir yapı oluşabiliyor. 2 yaşına kadar halletmek, halledilemiyorsa muhakkak size başvurmak gerekiyor. Şimdi tabii gene erken çocukluk çağına değinmekte fayda var. Çünkü yani çok da önemsenmiyor. İşte süt dişleri zaten hani dökülüp gidecek, ne olacak gibi düşünülebiliyor ama çocukluktaki diş sağlığı sanıyorum hayat boyu diş sağlığımıza da önemli bir etki ediyor. Ne gerçekten, dersiniz bu açıdan? Gerçekten halk arasında bu süt dişlerine gereken önemin verilmemesi bizim için önemli bir konu ve bütün problemlerimizin en büyük kaynaklarından biri aslında. Süt dişleri çok çok önemli, çünkü daimi olarak yerine gelecek olan dişlerin yerlerini korumada en temel etkendir. Onun için bu süt dişlerinde herhangi bir çürük, bir problem olduğu zaman mutlaka onların pedodonti uzmanlarına başvurularak tedavi edilmesi mutlaka gerekmektedir. Çünkü işte nasıl olsa düşecek, yerine yenileri gelecek diye bir bakış açısı ileride ortodontik tedaviye bir zemin hazırlamaktadır. Yani burada o diş olması gerekenden erken çürüyüp düştüğünde ya da alındığında, çekildiğinde orada bir boşluk meydana geliyor ve aslında alttan yeni gelenler çarpık çıkıyor galiba. Doğru söylüyorsunuz. Aslında sadece çekilmesi ya da düşmesi değil, oradaki çürükler ve bu çürüklere bağlı madde kayıpları bile bizim ortodontik tedavi ihtiyacına sebep olmaya başlıyor hastalarda. Hasta bir ortodontik hasta adayı oluyor. Yani bize başvurmak zorunda kalıyor. Çünkü orada madde kaybıyla birlikte dişlerdeki koruması gereken mesafeyi yeteri kadar koruyamıyor. Yani ondan bir miktar bir kayıp bile, tamamen çekilmemiş bile olsa ciddi sorunlara yol açıyor. Onun için herhangi bir küçük büyük yani değil, herhangi bir çürük olduğu zaman dişlerde mutlaka diş hekimine başvurup gerekli önlemi, tedbiri alarak dolgularının yapılması çok çok önemli. Bu dişlerde erken süt dişi çekimlerinde de yer tutucu dediğimiz, yerlerin korunmasını sağlayan çeşitli apareller yapıyoruz. Bizim işte hastanemizde de diş hekimi arkadaşlarımız, pedodontist arkadaşlarımız aktif bir şekilde uyguluyorlar. Bu yer tutucu dediğimiz apareylerde dişlerin o çekilmiş olan diş boşluğuna doğru hareket etmesini engelliyor ve dolayısıyla sağlıklı diş dizisinin korunmasında en büyük fayda sağlıyor. Evet, dolayısıyla süt dişleri döneminde çocukların sağlığına, diş sağlığına ayrı bir önem göstermek lazım. Gerçekten şimdi, öyle. Tabii çok güzel tedavi yöntemleri var ama neden buna gerek kalsın? Yani neden hani bir çarpık diş gelişsin ve sonra bunun üstesinden gelmek için bir süreç yaşansın? En başta korumak, muhafaza etmek en önemli. Koruyucu diş hekimliği de gerçekten çok önemli. Pedodonti ve ortodontinin ortaklaşa çalıştığı, uğraştığı koruyucu diş hekimliği de bu
çürüklerin oluşmasını engellemek için, çürük oluşmadan dişleri korumak için yapılan belli işlemleri içeriyor. Hı hı. Ve problem ortaya çıkmadan problemin önlenmesi sağlanmış oluyor bu şekilde. Evet, bu uyarımızı da yapmış olalım sizin de değerli katkılarınızla. Şimdi tabii çarpık dişler öncelikli olarak böyle bir görüntüde bir problem, bir estetik sorun gibi değerlendiriliyor. Yani bu da tabii ki çok önemli. Sonuçta hani düzgün dişler olması, düzgün gülüşlerin olması çok kıymetli. Gündelik hayatımızda insana özgüven de kazandıran bir şey. Ama bunun ötesinde bir takım sağlık sorunlarına da yol açabiliyor sanıyorum hocam. Çarpık dişlerin yol açtığı sorunlar nelerdir desem nasıl aktarırsınız bize? Şimdi çapraşık dişler bir kere hastanın estetiğini olumsuz yönde etkiliyor. Hastanın kendine güvenmesini ve sosyal olarak daha içe kapanık ve daha içe dönük bir hal almasına sebep olabiliyor. Özellikle ergenlik döneminde bize başvuran bir sürü hasta gülerken ağzını kapatıyor mesela. Evet. Niye o şekilde? Rahat gül dediğimiz zaman hocam işte dişlerimden rahatsızım gibi yorumlarda bulunuyorlar. Özellikle o yaş çocukları için bu tabii estetik kaygı çok çok önemli. Sadece estetik kaygı değil, çiğneme problemlerine de sebep olabiliyor. Çapraşık dişler gıda artıklarının o dişler arasında birikmesine ve çünkü malum diş fırçası, diş ipi yapılması gereken temel bakım unsurları. Hı hı. Ama o çapraşıklık bölgelere diş ipi tam uygulanabiliyor ya da fırça etkin bir şekilde temizleyemeyebiliyor. Dolayısıyla orada gıda birikimi, bakteri plağı, ilerleyen safhalarda diş taşı birikimiyle birlikte hem kötü bir ağız kokusu hem çürük, diş çürüklerine ve bir taraftan da gingivitis ve periodontitis dediğimiz çeşitli diş hastalıklarına sebep olabiliyor. Hmm. Ve bunlar da sistemik olarak etkileyen çok ileri problemler doğurabiliyor. Hani sadece diş diye düşünmemek gerekiyor. Pek çok sistemik hastalığın temelinde etkenlerden birisi de diş ve diş eti problemleri. Evet. Çünkü gıdanın vücuda alınmasında öncü kuvvet ağzımız ve dişlerimiz. Orada bir problem olduğunda geriye giden mesela bütün, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Hı hı. Sindirim problemlerine kadar sıkıntı çıkartabiliyor. Evet. Peki konuşma bozuklukları da aklıma geldi hocam. Çünkü bazen o çapraşık dişlerde işte tıslamalar olabiliyor, farklı vurgular olabiliyor. Bu da rahatsız edici olabiliyor. Gözlemliyor musunuz? Evet, yani fonasyona etkisi var tabii ki çünkü dili dişin arkasına değdirerek çıkarttığımız bazı sesler var. Hı hı. Yani orada düzgün olmayan bir diş dizilimi bu seslerin çıkmasında problem yaratabiliyor elbette ki. Hı hı. Yani konuşma bozukluklarının çoğunun temel kaynağı diş çapraşıklığı değil elbette ki. Hı hı. Ama buna olumsuz yönde katkı sağlama ihtimali yüksek. Evet. Sadece estetik bir problem olmadığını, genel sağlığımız açısından da çok önemli bir boyutu olduğunu anlamış olduk ve sosyal hayatımıza da yansıyor. Mesela bir konuşma bozukluklarına bile yol açabiliyor. Dolayısıyla üstesinden gelmek lazım. Tabii burada yaş önemli sanıyorum. Elbette. Çocukluk yaş döneminden itibaren siz ergenlik dönemi dediniz mesela en çok çünkü gençlerimizin hani rahatsız oldukları bir dönem ve bu süreçte başlıyorlar ama daha da erken mi başlamalı? Nedir? Hangi yaştan itibaren başlamasıyla gerektiğiyle ilgili? Şimdi öneriniz? Aslında önce şu bilgiyi vermek gerekiyor. Ortodontiste ilk muayene 7 yaş civarında tercih ediyoruz. Çünkü bu 7 yaş önemli bir yaş. İşte arkadaki birinci azı dişlerinin, daimi birinci azıların çıktığı, önde de altta ve üstte ikişer tane keser dişlerinin çıktığı bir dönem 7 yaş ortalama olarak. Bireysel çeşitlilikler elbette ki olabilir ama genelde işte bu yaşta
gelecekteki maloklüzyonlar, gelecekteki diş ve çene bozukluklarının habercisi olabiliyor. Bu zamanda bir ortodontistin bu şekilde değerlendirmesi, sadece diş çürüğü şeklinde değil de işte maloklüzyon açısından değerlendirmesi çok çok önemli. Ve bu yaşta kazanılmış olan uzamış kötü alışkanlıklar, işte parmak, biraz önce de bahsettiğimiz gibi parmak emme, dil itimi, yanlış yutkunma vesaire gibi problemlerde teşhis edilip problemin iyice derinleşmeden çözülmesi yönünde gerekli adımların atılacağı bir dönem. Her 7 yaş hastaya tedavi başlamıyoruz. Ama takip, şimdi bazı hastalarda hiç problem olmuyor. Güzel, işte veliler getiriyorlar, ilgililer. Hocam bir bakın, değerlendirin istiyoruz. Memnuniyetle yapıyoruz ilk muayenelerini. Ayrıntılı da bilgi veriyoruz. Çünkü her zaman bir sıkıntı sonucunda gitmeye gerek yok diş hekimine. Rutin kontroller, yani bizim halkımızın, hastalarımızın ve hasta velilerimizin edinmesi gereken, hem kendileri için hem çocukları için rutin kontrollerde yapılacak diş muayeneleri çok önemli. Dolayısıyla geldikleri zaman hiçbir problem olmayabilir. O zaman eğitimini veriyoruz. Diş fırçalama eğitimin nasıl yapılabileceği. Genel bilgilendirmelerden sonra hem hastayı hem hasta velisini mutlu gönderiyoruz. Bir probleme rastladığımız zaman da, bu problem dediğim gibi uzamış, kazanılmış kötü alışkanlıklar ise, bunlarla ilgili işte 7-8 yaş civarında hareketli apareylerle bu alışkanlığı kırma yönünde, alışkanlığı terk etme, tabii ki önce konuşarak alışkanlığı bırakmasını sağlamaya çalışıyoruz ve büyük oranda da başarı elde ediyoruz. İşte hasta velileri geldiği zaman, hocam biz çok uğraştık ama bıraktıramadık, bir şey yaptıramadık. İnşallah siz başarılı olursunuz diye söyleyen çok hasta velisi biliyorum. Genelde gerçekten hastanın işte 3-6 ay sonraki kontrollerine çağırdığımızda hastanın %80-90 oranında bu alışkanlığı gerçekten bıraktığını görüyoruz. Ve ondan sonra her zamanda bir apare yapmamıza gerek yok. Bu alışkanlık tam sınır bir zamanda bırakıldıysa, çene ve diş bölgesindeki işte dil, yanak ve dudak kas tonusları toparlayarak, kendini yenileyerek doğal akışına, büyüme yönüne ilerliyor. O zaman zaten sadece bizim rehberliğimiz, diş hekimliği, ortodonti rehberliği yapıyoruz. Bunun dışında eğer müdahale etmemiz gerekiyorsa, işte o zaman hareketli apareylerle, dil paravanı gibi işte alışkanlık kırıcı çeşitli apareylerle bunu düzeltme yoluna gidiyoruz. Ve çocukların 7-8 yaş küçük bir yaş gibi görünüyor ama apareylere de uyumları gerçekten fevkalade. Yani güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Hocam çok önemli uyarılardı gerçekten. 7 yaş civarında bir muayene çocuğun geleceği açısından pek çok gerçekten şeyi değiştirebilir. Evet. Çok kıymetli bir uyarıydı. Buradan da izleyicilerimize bunu ifade etmiş olalım. Bazen şartlar el vermiyor, ihmaller olabiliyor ve sadece ergenlik dönemi değil, yetişkinlik döneminde de o çarpık dişlerin tedavi edilmediği, üstesinden gelmediği durumlar olabiliyor. Genellikle şöyle bir algımız var, yani çocuklukta tedavi edilir bunlar, yetişkinlikte bir şey yapamayız artık gibi düşünüyoruz. Öyle mi gerçekten? Yok, aslında ortodontik tedavi her yaşta yapılabilir. Her yaşta. Sadece burada işte tedavinin süresi ve maliyeti burada aslında temel etken olacaktır. Çünkü artık erişkin hastalarda ortodontik problem tamamen hani kökleşmiş, yani artık oturmuş bir problem. Dolayısıyla büyüme çağı da geçmiş. Hani ergenlik çağı, konuşmanın ilerisinde değineceğiz o konuya da. Ergenlik çağı gerçekten hani bizim için şekillenecek bir hamur gibi çocuklar. Her türlü işlemi yapabiliyoruz. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Ama artık erişkin hasta 20 yaş, 22 yaş sonrasında artık erişkin olduğu için şekillendirme artık bitiyor.
Yani burada evet problemine yönelik ortodontik tedavi, sabit ortodontik tedaviler ya da ihtiyaca göre, hastanın talebine göre sabit artı ortognatik cerrahi dediğimiz tedavi kombinasyonlarıyla hastaların istediği estetiğe, fonksiyona ve sağlığa kavuşmasını sağlıyoruz. Hı hı. Yani geç kalınmış bir dönem değil ama çocukluk dönemi de ıskalanmamalı. Çünkü evet, çok daha kolay evet, üstesinden elbette gelinebilir. Yani 20 yaşını geçirmiş hastalar elbette ki üzülmesinler. Onlar için tedavi her zaman var. Ama çocukluk ve ergenlik çağındaki çocukların da mutlaka atlanmadan gerekli tedaviye yapmak gerekir. Evet. WhatsApp sorularımız da gelmeye başladı. Buyurun. İzleyicilerimizden hemen birini paylaşalım hocam. 20'lik dişlerim çıkmaya başladı demiş izleyicimiz. Uçları görünüyor ancak dişlerimi sıkmaya başladı gibi hissediyorum. Daha önce dişçim bana ağzında yer yok, çekmemiz gerekebilir demişti. Şu an 20'liklerim az da olsa çıktı. Çıkmaya devam ettikçe dişlerimde bir çarpıklık, şekil bozulması meydana gelir mi? Evet, maalesef 20 yaş dişleri sürerken yani ağız ortamına ulaşmak için belli hareketler yapıyorlar. Hem mezyale, yani hem ön tarafa hem de yukarıya doğru hareket ediyorlar. Ve bu hareketleri esnasında da öndeki dişlere elbette bir kuvvet uyguluyorlar. Bu kuvvetin sonucunda da dişlerde çapraşıklık artabilir. Yani tamamen birincil etken diyemiyoruz ama çapraşıklığın artmasında rol oynayabilir. Bu sebeple tabii ki bunun kararını ortodontiste, kendi ortodontistlerine bir başvurarak çeşitli muayene, görüntüleme yöntemleri ve ayrıntılı anamnezle birlikte çekilip çekilmeyeceğine karar verecektir mutlaka ortodontist. Evet, yani kontrol sürecini devam ettirsin, elden aynen, bırakmasın. Elbette. Demiş olalım. Şimdi önceki sohbetimizde tedavi yöntemlerine de yavaş yavaş girmiştik hocam. Yani ortada bir çarpıklık var. Yaş grubuna göre de değişiyor sanıyorum. Size bir hasta geldiğinde hani durumu ortaya koyduktan, tabloyu şöyle bir önünüze aldıktan evet, sonrasında nasıl bir süreçte tedavi ediyorsunuz? Şimdi ortodontik tedavi eğer dediğim gibi küçük yaşta yakaladıysak hareketli apareylerle, fonksiyonel ortopediyle yapıyoruz. Büyüme çağında işte çocukluk ve ergenlik döneminde büyüme çağındaki çocukların büyümesini yönlendirerek, şekillendirerek bu problemlerin tedavisini sağlıyoruz. Eğer tabii ki hafif ve orta şiddetteki çapraşıklıklar başlığı altında almamız daha doğru olur bu durumu. Çünkü şiddetli çapraşıklıklarda küçük yaşta da olsa hani hareketli apareylerle tedavi yeterli olmayacaktır. Sabit ortodontik tedavilerin yapılması daha doğru olacaktır. Sabit ortodontik tedavilerde konvansiyonel yani geleneksel tedavi herkesin bildiği gibi braketlerin dişler üzerine yapıştırılarak ve aralarından geçen teller yoluyla dişlerin küçük küçük hareket ettirilip ideal pozisyonlarına, çene içerisindeki ideal pozisyonlarına alınmasıyla uygulanır. Genelde bunları uyguluyoruz. Bunlar çok uzun süredir kullandığımız, gayet güvenilir ve başarılı sonuçlar elde ettiğimiz tedavilerdir. Bunların dezavantajları işte estetik kaygı genelde ergenlerde ve yetişkinlerde işte braketlerin görüntüsü, görünüyor olması, sürekli ağızda olması ve bunların işte bakımının sağlanması güçlüğü, yeme kısıtlılığı gerektirmesi. Çünkü o braketleri yapıştırıyoruz. Sonuç itibariyle ve tedavinin bitiminde belli yönergeler veriyoruz, anlatıyoruz hastaya. Personellerimiz sağ olsunlar, onlar da anlatıyorlar. Bu yönergeler doğrultusunda hasta 24 saat ağzındaki braketlere çok iyi işte bakmak, yerken dikkatli olmak, fırçalama gerekliliklerini yerine getirmek durumunda. İşte bunlar hastalar için zorluk oluşturuyor. Bu sebeple de son dönemde bayağı revaçta olan
şeffaf plaklarla, aligner'larla ortodontik tedavi uygulama yöntemi var. Bir de bunun yanında lingual ortodonti dediğimiz dişlerin iç yüzeylerinde ve yapıştırılan braketlerle, bu braketler yalnız kişiye özel braketler oluyor. Çeşitli işte ölçü alımı vesaire, çeşitli protokollerin neticesinde kişiye özel üretilen braketlerle yine diş teli takmış oluyor hasta, ama görünür bir diş teli olmuyor. Ağzın iç kısmında, o dile komşu olan bölgelerde yerleştirilmiş braketlerle tedavi görüyorlar. Fakat bunlar son iki söylediğim, son dönemde uygulanan tedaviler. Fakat maliyetin çok yüksek olması tabii bir dezavantaj. Diğer konvansiyonel, geleneksel tedaviye göre maliyet oldukça yükseliyor. Evet, sebat edilmesi gereken bir süreç ama evet, neticesi güzel oluyor anladığımız kadarıyla. Aynen. Detaylarını almaya devam edeceğiz hocam. Ama Almanya'ya uzanacağız. Çocuk gelişimi ve sosyal pedagoji uzmanı Funda Çakır hocamızı çocuklarda diş hekimi korkusunu soracağız. Çok önemli bir konu. Muhakkak karşılaşıyorsunuzdur evet, böyle tablolarla. Ancak kısa bir aranın ardından. Evet, devam ediyoruz. Almanya'ya uzanıyoruz. Çocuk gelişimi ve sosyal pedagoji uzmanı Funda Çakır'la birlikteyiz. Kendisine çocuklarda doktor korkusunu, özellikle diş hekimi korkusunu soracağız. Funda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizlerle konuştuk. Daha iyi olduk. Konumuzla da çok ilişkili bir boyutu size danışmış olacağız. Çocuklarda diş hekimi ve doktor korkusu gelişebiliyor. Bunun temel sebepleri nelerdir? Evet, özellikle küçük yaşlarda aslında daha sık karşılaştığımız bir durum bu. Çocuklarda diş hekimi veya doktor korkusu genellikle belirsizlikten dolayı oluşur. Yani tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için çocuklar endişelenebiliyorlar. Daha öncesinde ebeveyn onu bu duruma hazırlamadıysa da doktora vardıklarında, yani randevuya, birden oradaki muayene aletlerini gördüklerinde veya o ortamı, tabii atmosferden etkilenip ağlamaya başlayabiliyorlar. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz veya ebeveyn daha öncesinde işte eğer çok şeker yersen seni diş hekimine götüreceğim diye bir tehditte, yani bu tür sözlerde bulunuyorsa, bu da çocuğu tabii ki ürkütmüş olabilir. Hı hı. Diş hekimine gidince ne olacak acaba, bir şey mi yapacaklar bana diye. Yani bunlar da kaynağı olabiliyor veya daha öncesinde olumsuz bir deneyim de kazanmış olabilirler. Yani iğne işlemi gerçekleşirken çok acı çekmiş olabilirler. Bu da ileriki yaşlara kadar dayanabiliyor bazen bu korku. Fobi haline de gelebiliyor. Eğer ki önlem alınmazsa. Yani bunlardan dolayı oluşabiliyor bu tür korkular. Evet, yani burada ailelerin aslında çocukları teskin etmesi, bir hekim ziyaretinden önce çocukları hazırlaması çok önemli. Bununla ilgili ne tavsiye edersiniz, ne yapılmalı? Evet, burada özellikle bizim yaklaşımımız çok önemli. Yani doktorla ebeveyn arasındaki işbirlik, bizim çocuğu bu duruma hazırlamamız gerekir. Yani bazen ebeveynler ya işte hazırlıksız olursa daha iyi olur, belki daha kolay atlatırız diye düşünüyor olabilirler, ama çocuklar aslında belirsizliğe karşı daha çok hassas olabiliyorlar bazen. Özellikle de 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar endişelenebiliyorlar. Kendilerini güvende hissetmedikleri için o an. Yani onları daha çok duygularını kabul etmemiz gerekir, korkularını küçümsemememiz lazım. Yani bundan da mı korkuyorsun, işte korkacak ne var gibisine bu tür yaklaşımda bulunmayalım. Ona karşı empati duyalım, yani saygı duyalım, yardımımız dokunsun bu konuda. Yani daha çok işte ben senin yanındayım, güvendesin. Evde mesela küçük çocuklarla özellikle daha öncesinde doktorculuk oynayarak onu bu duruma hazırlayabiliriz. Hmm. Yani bir oyuncak bebek üzerinde mesela onu muayene ederek böyle eğlenceli hale getirebiliriz. Çocuğu daha çok bu duruma cesaretlendirmek için, yani birkaç kez bunu oynarsak doktor ziyaretini, çocuk da bilmiş olur, yani hazırlıklı olur. Aa,
doktor ziyaretinde bulunursam tam olarak neyle karşılaşacağım diye veya bununla ilgili kitaplar okuyabiliriz ya da kendi tecrübemizi çocuğumuza anlatabiliriz. Ben de doktora gittim bugün. Doktor sağlıklı olduğumu söyledi. Gel bir de seninle gidelim. Acaba senin durumun nasıl diye veya yaşına uygun bir şekilde yani basit şekilde ve dürüst şekilde anlatmamız gerekir. Yani yalan söylemememiz lazım. Onu yaşına göre açıklamada bulunalım. Yani çok basit şekilde mesela doktor burun boğaz doktoruna gideceksek ona işte mesela bugün doktora gideceğiz. Doktor kulaklarına bakacak. Bu kadar. Yani bazen bu açıklama da yeterli. İşte nasıl bakacak diye sorarsa veya devamında başka soruları olduğunda dürüst cevap verelim. Yani onu ürkütmeyecek şekilde, olumlu şekilde. Bu da tabii ki onu bu duruma daha çok hazır eder ve daha kolay şekilde Ama randevu kandırmak yanlış atlatırız. galiba, değil mi? Mesela işte gezmeye gideceğiz Kesinlikle. diyor, evden çıkarabilmek için ya da o arabadaki geçirilen süreyi sorunsuz yaşayabilmek için. Ama sonrasında çocuk kendine birden hastanede ya da işte bir klinikte, muayenehanede bulabiliyor. Yani bu şekilde kandırmacılar güven duygusunu da sarsıyor sanki. Kesinlikle aramızdaki bağ da tabii ki bu yani aramızdaki bağ da etkiler çocukla birlikte bize karşı güven olmadığı zaman yani herhangi bir durumla karşılaştığında hazırlıksız kendisini aslında hiçbir zaman da güvende hissetmez. Ona dürüst şekilde yaklaşmazsak. Burada bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle de 2 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda da yani güven nesnesi yanında taşımasına da izin verebiliriz. Bu daha çok kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır. Bu mesela küçük bir battaniye olabilir veya herhangi bir oyuncağı olabilir sevdiği. Yani yanında olduğumuzu hissettirelim ve ona karşı dürüst olursak o zaman daha kolay şekilde olacaktır bu. Evet, burada hekimlerimize de tavsiyelerinizi almak istiyorum. Onların da çocuklara yaklaşımı, o korkuları azaltmak için çocukları teskin etmesi çok önemli gerçekten. Nasıl yaklaşsınlar? Burada tabii ki yani ondan izin almak lazım çocuktan. Bazen birden yani o aceleyle birden işte hadi hemen yapalım işlemi de olabiliyor. Yani muayene edelim hemen. Ama burada tabii ki önce çocuktan izin almamız gerekir. Bu çok önemli. Daha öncesinde de yani ebeveyn çocuğu zaten bu durumu hazırladıysa ve ebeveyn sakinse yani duygularını kontrol edebiliyorsa ve çocuğa yanında olduğunu hissettiriyorsa zaten doktor için de bu daha kolay olacaktır. Ve burada tabii ki doktorun da nazikçe, yavaş yavaş yani oyun şeklinde böyle eğlenceli hale getirerek yaklaşması önemli. Örneğin bir stetoskopla mesela kendi kalbine tutabilir. Bak kalbimi dinliyorum şu an seninkini de dinleyelim mi gibisine. Yani bu tür şekilde yaklaşırsa çocuk için de daha kolay olur. Yani adapte olmak duruma. Daha kolaylaştıracaktır. Evet. Burada Peki. tabii ki fark ediyorsa doktor çocuk çok ürküyor. Yani beden dilinden de okuyabilir bunu birden. Çocuklar bazen sessizleşebiliyorlar veya ellerini sıkabiliyorlar ya da göz temasından kaçınabiliyorlar. Burada tabii duruma hazırlamak gerekir. Yavaş yavaş yani acele etmemek lazım. Tabii ki doktorun zamanına da bakıyor bu. Bazen ya zorlaştırabiliyor bu durumu. Evet, ama kalıcı bir duruma dönüşmemesi için sürecin yani bu anların iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu konuda hem ebeveynlere hem de hekimlerimize çocukların psikolojisini korumak açısından da bazı sorumluluklar düşüyor. Zaten genellikle hekimlerimiz çok fazla durumla karşılaştıkları için çok alışkın oluyorlar ve o süreci yumuşatabilmek için çok gayret sarf ediyorlar. Burada aileler de Kesinlikle. doğru yaklaşımlarla bir işbirliği sergilediğinde sorun herhalde ortadan kalkacaktır umarız diyelim. Burada tabii ödül de çok kullanılan bir yöntem. Yani işte bak hani ağlamazsan işte korkmazsan işte şuraya gideceğiz ya da sana şunu alacağım gibi. Böyle vaatlere nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, bu aslında olumlu bir yaklaşım yani pozitif bir şekilde etkileyebilir çocukları. Bunu aslında yani dile getirmek zorunda değiliz. Ya da bu maddi bir ödül olmak zorunda değil. Çocuğa daha sonrasında yani sadece bu işlem
kolay şekilde geçirdiğimiz zaman değil de her zaman olması gerekir tabii ama o an mesela sarılabiliriz veya onu takdir edebiliriz veya ziyaretten sonra seninle eğlenceli bir yere gideceğiz. Eğlenceli bir aktivite gerçekleştireceğiz gibi bu şekilde yani onu daha çok oraya konsantresini yönlendirebiliriz. Bu da tabii ki daha kolay olacaktır atlatması bu durumu çocuğun. Evet. Yani bu şekilde de yapabiliriz tabii. Evet. Son olarak da şunu danışalım size hocam. Yerleşik bir durum haline geldiyse, yani çocukta bir fobi, bir travmatik bir hal oluştuysa, hatta yetişkinliğe bu artık ulaştıysa, sizin gibi değerli hocalarımızdan destek almak, bir psikolojik destek alınmasını öneriyor musunuz? Kesinlikle yani eğer ki kendimiz bunun önüne geçemiyorsak artık bu korkuların fark ediyorsak bu tamamen çocuğumuzun diş sağlığını etkiliyor veya herhangi bir muayene olmak zorundaysa ve sürekli ertelemek zorunda kalıyorsak yani bu bir kez değil birçok kez oluyorsa artık burada tabii ki bunun önüne geçilmesi lazım uzman yardımı almak lazım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Peki. Yoksa bu tabii ki İleriki zamanlarda da çocuğumuzu çok kötü şekilde etkileyecektir. Özellikle yetişkinlik yıllarına kadar dayanıyor bu. Evet. Bu önemli uyarılarınız için ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm TRT ailesi olarak Almanya'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimize gönül dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. İyi günler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, Funda hocamızla çocuklarda hekim korkusu, diş hekimi korkusu özelinde güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok da önemli tavsiyeler sundu. Ben hemen sizin gözlemlerinizi de almak istiyorum. Böyle korkarak gelen çocuklar oluyordur muhakkak size hocam. Evet. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Neler tavsiye ediyorsunuz? Funda Hanım'ın da belirttiği gibi aslında bilinçli bir ebeveyn getirmeden önce bir diş herhangi bir kliniğe evladını getirmeden önce genel olarak bir bilgi verirse bizim de işimiz o konuda gerçekten çok kolaylaşıyor. Çünkü yani çocuk en azından tam ayrıntısını bilemese de bir kliniğe geldiğini ve diş kontrolünün muayenesini yapılacağını biliyor olması bizim işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Biz de ilk muayenede genelde çocukların herhangi bir girişim yani tedavi açısından bir girişim yapmamayı tercih ediyoruz. Çocukların muayenelerini yapıp eğer bir işlem yapılacaksa bu flor uygulaması şeklinde canını acıtmayacak, daha çocuk için kabul edilebilir, ilk muayene için kabul edilebilir bir işlem olan flor uygulamasını yapıyoruz. Bir sonraki randevuya yapılacak daha ayrıntılı tedavilerin planlamasını yapıyoruz. Evet ve bu şekilde de bir alıştırma süreci Evet. çocuklara yaşatılmış oluyor. Şimdi hocam esas konumuza devam edelim. Güzel sorularımız da var, onları da aktaracağım. Ama şimdi teller ya da apereylerle bir tedavi sürecine başlandığını bunu biraz önce sizden dinledik. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler var. Başta hijyen aklıma geliyor mesela. Evet. Tavsiyeleriniz nelerdir? Hali hazırda ağzında telleri olan, işte o braletleri olan, apereyleri olan hastalarımız o süreci nasıl geçirsinler? Doktor kontrolü belli aralıklarla mutlaka yapılması gerekiyor. Randevularına uyum göstersinler hastalar. Bu kontroller aksadığı zaman iş biraz bizim denetimimizin dışına çıktığı için kontrollü bir tedavi olmuyor, ilerlemiyor. Ya tedavide gecikme, sürenin uzaması ya da tedavi başarısızlığıyla sonuçlanıyor. Mutlaka rutin doktor kontrollerini, ortodontik tedavilerinin devam eden kontrollerine mutlaka gitmeliler. Bu süreçte verilen yönergelere dikkat etmeliler. İşte beslenme alışkanlıkları bu tedavi sürecinde özellikle sabit braketlerle birlikte yapılan ortodontik tedavide yeme içme alışkanlıkları çok önemli. Sert şeyler, çok şekerli yiyecekler, çekirdekli yiyecekler ve yapışkan
yağlılık içeren yapışkan yiyecekler tüketilmemeli. Bunlar braketlerin, yapışmış olan braketlerin dişten ayrılmasına ve oradaki minik minik devam eden diş hareketinin kesilmesine sebep oluyor ve bizim tedavimiz de aksamış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla en önemli konulardan birisi bu. Diğeri de diş fırçalama, arayüz fırçasıyla, ortodontik diş fırçası ve ortodontik arayüz fırçasıyla ve diş ipiyle gerekli temizliğin yapılması. Hı. Normal şartlarda işte günde 2 ya da 3 kez diş fırçalaması yeterli oluyor bir kişinin. Fakat ortodontik tedaviyi gören hastalarda biz genel olarak şöyle söylüyoruz. Ne kadar öğün yemek yiyorsanız o öğünün hemen arkasından mutlaka ayrıntılı bir diş fırçalaması yapılmalı. Çünkü o bareketlerin etrafına her öğünde yenen yiyeceklerin birikmesiyle, gıda birikimiyle diş plağı ve diş taşı oluşumu oluyor ve bunu engellememiz gerekiyor. Evet, ve bu şekilde daha sağlıklı bir süreç ve daha başarılı bir netice alınabilir diyelim. Şimdi alt ve üst çene bozukluğu ile ilgili de sorularımız var. Hı hı. Süremiz de ilerliyor, o yüzden hemen o konuya da girmek istiyorum. Çarpıklıklarla ilişkisi var mı? Bundan bağımsız bir problem mi? Alt ve üst çene bozuklukları deyince bize nasıl açıklarsınız hocam? Alt ve üst çene bozuklukları kişinin genetiğiyle çok ilintili. Eğer bir ailesinde anne tarafında ya da baba tarafında çene bozukluğu, çene alt çene öndeliği ya da üst çene öndeliği, alt çene gerideliği gibi problemler varsa genelde yüksek oranda bu hastalarımızda da tekrar ediyor. Genetik faktörler bu durumda çok çok önemli. Çevresel faktörler de etkili. Mesela çocuğun belli bir alışkanlığa bağlı alt çenesini, o tam işte 7-8 yaş civarındayken diyelim ki bir çürük dişi, onu çenesini kapattığı zaman ağrıyor. Hı hı. O ağrıyı elimine etmek için, ağrıdan kurtulmak için çenesini kaydırıyor. Sağa kaydırıyor, sola kaydırıyor, öne kaydırıyor. İşte bu uzun süreli böyle devam eden problemlerde alt çene aslında genetik olarak normal büyümesi gerekirken bu tip farklı konumlarda kalabiliyor. Hı hı. Bu da işte çevresel faktörler. Hani bu küçük bir örnek. Çevresel faktörlerle çene bozuklukları meydana gelebiliyor. Eğer bu iskeletsel çene bozukluğu dediğimiz, yani genetikle birlikte gelen ve büyümeyi yönlendirsek de tamamen aşamayacağımız durumlarda, o zaman bireyin büyümesini ve ortodontik cerrahiyle birlikte sabit tedavinin yapılması en doğrusu. Ama eğer çok şiddetli bir çene bozukluğu yoksa hastada, işte o zaman bu büyümenin bu etken neyse, diyelim ki biraz önce bahsettiğimiz gibi bir çürük diş, işte onun dolgu yapılması vesaire tedavi edilmesiyle ve bunun takip edilmesiyle ya da primer kontaklar dediğimiz o işte karışık dişlenme döneminde dişlerin, süt dişlerinin düşüp de yerine daimi dişlerin gelmesiyle birlikte bazı geçici kapanış bozuklukları olabiliyor. İşte onun için özellikle altını çiziyoruz ki bir diş hekimi, düzenli bir diş hekimi muayenesi ve onların yönlendirmesiyle birlikte ortodontist muayenesi bu işler için kalıcı olmasını engelleyerek çok büyük fayda sağlamaktadır. Çünkü hastalar bunu bilemezler. Mutlaka göstermek gerekir ve gerektiği zaman müdahalelerle bunun derinleşmesi engellenmiş olur. Evet, ve burada da erken teşhis edilmesi, her zaman fark edilmesi ve tedaviye bir an önce başlanması çok önemli. Zira tedavi aşamalarında cerrahiden önce, cerrahi bir müdahaleden öncesinde uygulanabilecek şeyler de olduğunu biliyoruz. Evet. İş oraya varmadan öncesinde müdahale etmekte fayda var. Şimdi alt çene, alt ve üst çene bozukluklarını izleyicilerimizin sorularıyla açmaya devam edelim. Bir izleyicimiz demiş ki, yaşım 20,
Ortodontiste gittim ve alt çenemin iskeletsel problemi olduğunu söyledi. Üst çeneme göre daha geniş ve ileride 1,5 yıl tel takmamı ve ameliyat olmamı önerdi. Üniversite öğrencisiyim, nasıl bir tedavi uygulamalıyım? Ameliyat olmazsam tel tedavisi yeterli olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Şimdi artık büyümesini tamamlamış erişkin bireylerde böyle hem dişsel hem de iskeletsel problemler, yani çene problemleri var ise sabit ortodontik tedavi ve bunun yanında ortognatik cerrahi düşünülmektedir, planlanmaktadır genelde. Fakat bu eğer çok şiddetli değilse bu diş ve çene problemleri, biz kamuflaj tedavisi dediğimiz, yani hastanın aslında iskeletsel problemine hiç dokunmadan, ona bir şey yapmadan o problemi maskelemek, yani gizlemek şeklinde bir tedavi planlayabiliriz. Tabii ki bu iskeletsel problemi hani belli bir düzeyde, daha hafif düzeyde kalan hastalarda bunu uyguluyoruz. Sabit ortodontik tedavilerle, gerekirse çekim sabit şey süt pardon daimi diş çekimleri eklenerek bir alt üst sabit tedavi yapılmasıyla, bu düzenli kontrollerle ve planlamayla kamuflaj tedavisi uygulayabiliyoruz hastalara. Hastalar temeldeki problem kalıyor, iskeletsel problem kalıyor ama dikkat çekmiyor. Hasta ancak işte bunu bir profesyonel gözün anlayacağı şekilde bitiriyoruz. Hasta da genelde bu durumdan memnun kalıyor. Çünkü ortognatik cerrahi işlemi gerçekten her cerrahi müdahalede olduğu gibi pre-op ve post-op, yani ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası çeşitli zorluklar barındırıyor doğal olarak. Bunlardan kurtulmak için, ya da hastalar genelde bunları istemiyorlar, o zaman böyle kamuflaj tedavileri onlar için ideal bir seçenek. Ama çok şiddetli bir vaka, artık biraz önce bahseden hastamız gibi, işte alt çenesi çok büyük ve önde, üst çenesi de daha küçük, göreceli daha küçük ve geride. İşte şimdi bu hastaya kamuflaj tedavisi uygulayamazsınız. Uygulasanız da kamufle olmaz. Çünkü sorun büyük, ortada. Dolayısıyla işte o zaman mecburen, orada, yani mecburen diyorum çünkü hani daha basit ve daha kolay yöntemi varken daha uzun yöntemlere gitmek tabii ki hekimlerin de çok istediği bir şey değil. Yani hastanın ihtiyacına, isteğine, genel yaklaşımına bağlı olarak da bunu şekillendiriyoruz. Çünkü bazen çok şiddetli çene problemi olan hasta katiyen ameliyat istemiyor. Yani hiç gerek yok. Ben bu halimle memnunum, mutluyum, gayet güzel yaşıyorum diyor. Tamam, zaten o hastaya illaki senin ortognatik cerrahi olman gerekiyor demiyoruz biz de. Tamam, öyleyse problem yok. Ama bunu talep eden hastalar var. O zaman da işte öncelikle sabit ortodontik tedavi uygulanıyor hastalarda mutlaka. Çünkü sabit ortodontik tedavi hekimin elinde olan her türlü mekanizmayı, yani ortodontik anlamda ağza kuracağı mekanizmayı kendi elinde istediği şekilde yönlendirebilecek, çekip çevirebilecek güzel bir tedavidir. Hani bizim sevdiğimiz konvansiyonel, geleneksel bir tedavidir. İşte 1-1,5 sene ortalama bu sabit ortodontik tedaviyle aslında dişlerin çenelerde olması gereken ideal konumlara getiriyoruz. Fakat bunu getirdiğimiz zaman alt çene almış başını gitmiş olabiliyor. Üst çene de çok geride kalmış olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Ama biz işte hasta o zaman diyor ki çok daha kötü oldum hocam. Evet, çok daha kötü olacak. Çünkü son noktayı, finali cerrahiyle yapacağız çünkü biz. Bir ön hazırlık gibi oluyor. Evet, o zaman. Evet. Çünkü yani her bir çeneyi kendi içinde değerlendiriyoruz. Çene ilişkilerini o esnada değerlendirmiyoruz. Alt çene kendi içinde değerlendiriliyor, üst çene kendi içinde değerlendiriliyor ve ideal konumlara getirtiliyor dişler ve genel çevresel dokular. Daha sonra en son, tabii ki bu çene cerrahlarımızın onu söylemeyi unutmadım aslında da, biraz daha erken söyleyebilmeliydim. Çene cerrahlarımızla birlikte, çünkü o çenenin
öne getirilmesi, arkaya getirilmesi, aşağı yukarı getirilmesi onlar cerrahi müdahaleyle genelde genel anestezi altında yapılan cerrahi müdahalelerle yapılıyor bu işlemler. Bu işlemin planlamasını, bütün aparayı vesaire, altyapısını ortodontist yapıyor ama cerrahi operasyonu çene cerrahı yapıyor. Ortodonti ile birlikte, yani ortodontist de o operasyon, evet, o operasyona, o ameliyata ortodontist de katılıyor. Ama çenelerin düzeltilme ameliyat işlemleri çene cerrahları tarafından yapılıyor. Daha sonra ortodontistin dijital görüntüleme ile çok tabii ayrıntılı işlemlerden geçiyor. Çünkü çok fazla hazırlık aşaması olması gereken bir uygulamadır bu ortognatik cerrahi. İşte çeşitli plaklar vesaire yapılarak ameliyat esnasında o plaklar hastaya uygulanıyor. Çenelerin ideal konumları. O zaman hem kapanış, bir yani atıyorum 4-5 saatlik bir operasyonda hem dişler çok düzgün kapanıyor operasyonun sonunda, hem de çeneler ideal olması gereken yere geliyor. Çünkü bunun bir altyapısı var, feedback'i var. Yani daha önce bu planlanmış ayrıntılı bir şekilde ve o 3-4 saat, 5 saat artık ne kadar sürüyorsa bu operasyon, onun sonucunda en ideal şekilde çene ve diş konumları ile hasta operasyondan çıkmış oluyor. Fakat işte biraz önce bahsettiğim post-op dediğimiz ameliyat sonrası bakım burada çok önemli. Hı hı. İşte hastanın biraz sabırlı olması gerekecek. Bir 3-4 ay zorluklu bir süreç oluyor. Yani o çenenin tekrar işlevsel hale gelmesi, hareketlenmesi, için. Evet. O belki yaraların iyileşmesi bir süreç, aynen, gerektiriyor. Hızlıca alacağım hocam bunun cevabını sizden. Benim üst çenem dar, kortikotomi ameliyatı olacağım demiş. Bu işlem benim hayatımı ne kadar etkileyecek? Ameliyat sonrası süreç için bilgi verir misiniz? Tam da konuştuğumuz için konuyu, hemen izleyici aktarmak istedim sorusunu. Sonrası da önemli ve uzun soluklu bir süreç, sabırlı olunması, evet, ve sabırlı olunması, işbirliği halinde, evet, bütünmesi, evet, gerekiyor. İlk 15 gün oldukça sıkıntılı pipetle beslenme olacak. Çünkü o fiksasyon dediğimiz aparellerin fikse edilmesiyle orada doku iyileşmesini, hareket etmemesi gerekiyor çünkü o dokuların. Bir doku iyileşmesi ve kaynaşması diye anlatayım. Hı hı. İşlemin gerçekleşmesi gerekiyor. Onun için de o süreçte çene hareketleri katiyen yapılmayacak. Fikse ediliyor oradaki lastiklerle ve çeşitli tellerle. Hasta 15-20 gün pipetle besleniyor. Hı hı. Ve 3-4 ayda iyileşme süreci olacak. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ortodontiye çarpıklıkları ve alt ve üst çene bozukluklarını sizden dinlemiş olduk. Ortodonti klinik şefi doktor diş hekimi Gülden Kulcanay Uzgören hocamız, çok sağolunuz. Siz de sağ olun, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, sağlık köşemizle devam ediyoruz. Evet, bugün sağlık köşemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayhan hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu başlığımız var. Hemen konuşmaya başlayalım. Yabancı cisim aspirasyonu. Evet. Gerçekten böyle bazı maddeler farkında olmadan çocukların, yaşlıların, hatta yetişkinlerin de hepimizin başına gelebiliyor. Soluk borumuza kaçabiliyor. Nasıl bir problem bu? Sizden dinleyelim hocam. Aslında tanımını da yapmış oldunuz. Yabancı cisim aspirasyonları
yabancı maddelerin, bu yemek artığı da olabilir, oyuncak parçaları da olabilir, kuru yemişler vesaire de olabilir. Bunların soluk borusuna kaçarak soluk borusundan da akciğerleri tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bizim için risk grubu çocuklar var. Özellikle emekleme dönemindeki çocuklar, ellerini sürekli ağzına atma dönemindeki çocuklar bizim için risk grubu oluşturuyor. Çünkü ellerinde bulundukları yerde buldukları her şeyi çok rahatlıkla ağzına atabiliyorlar. Veya kenarda bulunan bir sehpa üzerindeki fındık, fıstık, leblebi gibi kuru yemişleri ağızlarına atabiliyorlar. Oyuncak parçalarını ağızlarına atarak bir anda soluk borularına kaçırabiliyorlar. Veya yemek sırasında çocuğun yiyebileceği yemekten daha büyük parçalar çocuğa verilirse veya çocuk bunu yerken aile buna dikkat etmezse yine yemek nefes borularına bunu kaçırabiliyorlar. Ama yaşlı hastalar da yine bizim için bir risk grubu oluşturuyor. Özellikle yaşlarında bilincinin iyi olmadığı hastalar yemekleri bazen aspire edebiliyorlar, akciğerlerine kaçabiliyorlar. Böyle bir klinik durumla karşı karşıya kalıyoruz sıklıkla. Evet, Allah muhafaza etsin diyelim tabii. Amin, ki herkes. Onu yaşayan bilir ne kadar zorlu tabii, bir tabii. şey olduğunu. Bu riski azaltmak için bazı tedbirler de almak gerekiyor sanıyorum. Aslında açıklamalarınızdan da o neticeyi çıkarıyoruz. Mesela çocukları yalnız bırakmamak, çok küçük taneli şeylerle değil mi beslememek, oyuncaklara belki dikkat etmek benim aklıma gelenler ya da yaşlılarla ilgili ne önerirsiniz tedbir yani, anlamında? Genel olarak biliyorsunuz zaten özellikle böyle ilaç kutularının üzerinde deterjan vesaire gibi kutuların üzerinde bazı oyuncakların üzerinde çocukların erişemeyeceği yerlere veya 8 yaşın üstünde oynayamaz, altında oynayamaz gibi ibareler görürsünüz. İşte aslında bu uyarılar halkın bilinçlendirmesi için yapılan uyarılar. Özellikle emekleme dönemindeki çocukların böyle kolay erişebileceği yerlerde elleriyle ağzına alıp atabilecekleri yabancı simleri, oyuncak parçalarına çok dikkat etmek lazım. Özellikle okul dönemindeki çocuklar okulda kalemin başlığı oynarken silgiyi aspire edebiliyorlar. Kalem ucunu, kalem kapağını aspire edebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Yaşlılar özellikle kendisi beslenemeyen başkası tarafından yardım edilen yaşlılara da onların eritebileceği, ağızda çiğneyebileceği tarzda, posa tarzında yiyecekler verilirse, ağzındaki bittikten sonra ikinci kaşığı tekrar verilebilirse, yutmasının ağız içerisindeki boşluğu görülerek de önlemler alınabilir. Evet, hemen fark edilmediği durumlar da oluyor mu? Yani tabii soluk borumuza, boğazımıza bir şey kaçtığında hemen bir öksürürüz, nefessiz kalırız ama bazen öyle bir durum olmuyor ve orada bir cisim de kalmış olabiliyor. Böyle şeylerle de karşılaşıyor musunuz? Aslında şöyle söyleyeyim, nefes borusuna bir yabancı cisim kaçtığı zaman iki klinik karşımıza çıkıyor bizim. Birincisi bir kısmi tıkanıklık dediğimiz bir klinik durum oluyor. Bir de tam tıkanıklık dediğimiz bir klinik durum oluyor. Kısmi tıkanıklık da hastada bir nefes darlığı olabilir. Bir sesinde bir değişiklik olabilir. Fakat hasta nefes alır. Çocuksa ağlayabilir. Sadece bir nefes açlığı içerisindedir. Ama bir nefes alma çabası gösterebilir. Bir ses çıkartabilir. Özellikle öksürükler arası bir hırıltılı solunum duyabilirsiniz çocuklarda. Bu kısmi bir tıkanıklıktır. Ama tam tıkanıklık dediğinizde hastanın gözleri büyür. Özellikle uluslararası bir boğulma hareketi dediğimiz ellerini boğazına atar. Nefes açlığı içerisindedir. Hiç ses çıkaramaz, ağlayamaz. Bir anda morarmaya başlayabilir. Gözleri irileşebilir nefes açlığından dolayı. Bu iki klinik durumu ayırmak lazım. Evet. Özellikle erişkin dönemde şunu da çok görüyoruz. Türban iğnelerinin bazen ağızda tutulurken takılma sırasında ani bir hareketle nefes borusuna kaçtığını çok görüyoruz. Yine çengelli iğne dediğimiz firkete iğnelerinin kaçtığını da çok görüyoruz. Ama nefes borusuna kaçan yabancı simler mutlaka klinik verir. Nefes darlığı, göğüste batma hissi yaparlar. Evet, ama orada kaldığı sürece de bazı komplikasyonlara yol açabilir mi hocam? Mesela hemen bir enfeksiyon aklıma geldi. Böyle sorunlar akut da oluyor mu? Akut dönemde çok erken dönemde enfeksiyonu çok beklemiyoruz. Ama özellikle nefes borusunda yırtılmaya, nefes borusundan toraks dediğimiz göğüs bölgesinde hava kaçaklarına neden olabilir bu yabancı simler. Nefes borusunu zedeleyebilirler. O da hemen değil ama ileri dönemde büyük komplikasyonlar dediğimiz istenmeyen olaylara yol açabilir tabii ki. Evet. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir durum. Zaten tam tıkanma varsa hemen bir müdahale yapmak gerekiyor. Sizden de izleyeceğiz birazdan. Ama kısmi bir durum varsa da akla hemen yabancı cisim aspirasyonu gelmeli. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda buna dikkat etmek gerekiyor hocam. Peki böyle bir tabloyla karşılaştık. İlk yardım müdahalemiz nasıl oluyor? Öncelikle bizim sakin olmamız yönetmemiz açısından çok önemli. Önce biz sakin olacağız. Daha sonra bunun
yanımızda bir yakınımız olabilir, başkasıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bunun bir kısmi bir tıkanıklık mı, tam tıkanıklık mı olduğunu tespit etmemiz lazım. Kısmi tıkanıklıklarda hastaya herhangi bir müdahale yapmadan, hastaya öne doğru eğilmesini isteyerek ve kendi öksürme refleksini destekleyerek öksürtmemiz gerekiyor hastayı. Tabii ki bu arada 112 arayabilirsiniz, bir sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz. Ama özellikle bilinen bir yanlışı söyleyeyim. Bu tür hastaların, özellikle kısmi tıkanıklı olan hastaların genellikle günlük biz hastanın sırtına vururuz. Böyle bir şeyi yapmamamız gerekiyor. Evet. Çünkü o kısmi tıkanıklık sizin vurmanızla beraber yaban cismin daha çok aşağı inmesine tam tıkanıklığa sebep olabilir. Mutlaka bunu yapmayacağız yani. Yani yapmamız özellikle gerekenler olduğu gibi asla yapmamamız gerekenler de var. Evet, yapmamamız gerekenler de söyleyeyim arada. O yüzden kısmi tıkanıklık gerek çocuk olsun gerek erişkin olsun öksürme refleksini destekleyecek şekilde hem onunla konuşarak işte rahat olabilirsin, öne doğru eğil, öksür vesaire diyerek mutlaka bunu öksürtmemiz gerekiyor kısmi tıkanıklıkta. Ekstra müdahale yapmadan. Su içirmek aklımıza gelir. Hemen bir sular yetiştirilir hocam. Bu doğru mu? Su içirmek doğru değil. Çünkü yaban cismin hangi seviyede ne olduğunu bilmiyoruz. Belki direkt yemek borusuyla nefes borusunun tam birleşke yerindedir. Belki de nefes borusuyla tam kaçmayacaktır ama sizin o su hareketinizle yaban cismin nefes borusuna doğru yönelebilir. O yüzden bu tür şeyleri yapmamak lazım. Aklıma bir şey daha geldi yine yapmamamız gereken. Bu tür yaban cismi çocuğun mesela yaşlının aldığını görüyoruz. Fark ediyoruz yaban cismi aspir edecek gibi. Körlemesini ağız içerisinde sıyırma refleksinde yapmamamız gerekiyor. Ağız içerisini görmeden, yaban cismi görmeden parmağı ağız içerisine sokarak ağzı sıvazlamamak gerekiyor. Çünkü bir anda siz görmediğiniz yaban cismi aslında parmağınızı elinize sokarken daha ileri yetip tam tıkanıklığa veya kısmi tıkanıklığın ilerlemesine sebep olabilirsiniz. Bunu da yapmamız gereken bir hareket olarak hatırlatalım. Burada doğru bilgiye sahip olmanın çok önemli olduğunu anlamış oluyoruz ilk yardım anlamında. Evet. En başta sakin olmak dediniz ya hocam. Evet. En zoru o bence yani hani böyle ani bir durum olduğunda büyük bir paniğe ister istemez kapılabiliyoruz. O sakinliği korumak da doğru bilgiyi ne yapacağımızı bilmekten geçiyor. Tabii ki. Bu da ilk yardım bilgisiyle ilişkili bir şey. Bunun önemini nasıl anlatırsınız bize? Şimdi şöyle söyleyeyim. Halka yönelik ilk eğitim, ilk yardım kursları vesaire veriliyor. Bunların mutlaka halkın gerek böyle televizyon programlarıyla gerek ilk yardım veren kurslardan yönetim kuruluşlarına aldıkları ilk yardımlarla bunları mutlaka tecrübe etmemiz lazım. Fakat şöyle bir şey var, aldığınız ilk yardım kursu benim ne işime yarayacak gibi algıya kapılırsanız bu yanlış olur. Çünkü ben bunu her zaman şöyle ifade ediyorum, bu alınan ilk yardım kursları kasko gibidir. Elinizde hiç kullanmayabilirsiniz, hiçbir işinize yaramayabilirsiniz ama aracınız nasıl bir kaza yaptığında kaskonuz devreye giriyorsa bu kurstan öğrendiklerinizi öyle düşünün. İlla bir yakınınız olacak diye beklemeyin, illa başkasını olacak diye beklemeyin ama mutlaka bunu öğrenmek lazım. Ve bunu artık halktan kurtarıcılar dediğimiz herkesin, mutlaka sağlıkçı olması gerekmiyor, herkesin bilmesi gerekiyor. Evet, bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun ve bu eğitimi muhakkak hayatımızın bir zamanını ayırarak alalım diyelim hocam. Şimdi maketlerimiz var, evet. İzleyicilerimiz de gördükçe merak ediyorlardır. Hem yetişkinler için hem de bebekler çocuklar için göstereceksiniz maketlerimizde. Evet. Nasıl bir ilk yardım müdahalesi yapılıyor? Öncelikle tekrar söylemem gerekirse kısmi tıkanıklıklarda herhangi bir müdahale yapmayacağız. Gerek bebek gerek erişkin bir hastaya gerek bir çocuk hastaya öne doğru eğerek, eğer öne doğru eğilmekte zorlanıyorsa bir sandalyeye dayanarak öne doğru eğilip öksürme refleksini bizim desteklememiz gerekiyor. Öksürmesini sağlamamız gerekiyor. Ama tam tıkanıklık olursa bir hava açlığı oluyor. Bu hava açlığı olduğu zaman da yapmamız gereken şey şu. Hastanın bilinci açık mı kapalı mı ona bakacağız. Bilinci kapalıysa temel yaşam desteği dediğimiz bazı uygulamalar yapacağız ama bilinci açık hasta için konuşuyorum. Bilinci açık hasta hiçbir nefes alamaz, boğulma hareketini yapar, hiç ses çıkaramaz, ağlayamaz, bir hırıltılı solunum yapamaz. O tür hastaları erişkin bir hasta ise eğer hastanın arka tarafına geçmemiz gerekiyor. Arka tarafına geçeceğiz. Güçlü elimizi yumruk yaparak hastanın göğüs kemiğiyle karnın tam alt kısmına birleştireceğiz. Diğer elimizle öne doğru eğerek 5 kez böyle hızlı bir şekilde basacağız. Öne eğmemizin sebebi şu, yabancı cisim çıktığı zaman öne düştüğünü görmemiz açısından bu bizim için önemli. Fakat erişkin hastalarda hasta ağır olabilir, sizin gücünüz yetmeyebilir, hasta gebe olabilir, hasta şişman olabilir, bunları yapamayabilirsiniz. O zaman hastayı mutlaka sırt üstü yatırarak hatta hastanın üzerine ata biner gibi binerek karnından bu basıyı yapmanız gerekiyor. Özellikle gebe ve yaşlı hastalarda
karın çapı çok arttığı için bu karna bastıramayacağımız için göğüse basmak da yine önemli. Göğüse basarak da bu hareketi öne eğerek yapabiliriz. Hı hı hı. 1 yaşına kadar olan çocuklarda genellikle bu Heimlich manevrası, Heimlich dediğimiz, hı hı, karın bası dediğimiz, abdominal bası dediğimiz bu manevrayı yapmıyoruz. 1 yaşına kadar olan çocuklarda ya sırta vurma hareketiyle ya da karına vurma hareketiyle bu işlemi yapıyoruz. Hı hı. Ama 1 yaşın üstündeki bütün çocuklarda, tam tıkanıklı olanlarda bu Heimlich manevrasını yapabiliriz. Peki biz 1 yaşın altındaki çocuklarda ne yapacağız? Öncelikle çocuğun bir sol elimizin üzerine yatıracağız. Bir elimizin üzerine yatacağız. Ya biz bir yere oturacağız, sandalyeye oturacağız ya bir dizimizin üzerine çökeceğiz. Burada oturduğumuz zaman çocuğun ağzı parmaklarımız açık kalacak şekilde, ağız açıklığı da aşağı bakacak şekilde çocuğun iki kürek kemiğinin arasına elimizin topuk kısmıyla 5 kez vuracağız. Buna yaban cismin düşmesini görebilirsiniz. Eğer düşmüyorsa çocuğu bir defa diğer elimize alacağız, başını destekleyerek. Yine başı aşağı duracak şekilde diğer elimizle, elimizi dizimize koyarak bu defa göğsünün üzerine 5 kez vurarak bu yaban cismin çıkmasını göreceğiz. Hı hı. Peki bunu ne zamana kadar yapabiliriz? Evet, tam sormak istediğim şey buydu hocam. Mesela 5 kere yaptık. Hani bir tur daha yaptık. Hani ne kadar sabırlı olarak istikrarlı bir şekilde buna devam etmek? Bilinci kapanana kadar veya yaban cisim çıkana kadar bu hareketi yapmamız lazım. Zaten bu arada siz 112'yi falan aradıysanız 112 ekipleri mutlaka gelecektir size hemen hızlı bir şekilde. Bunu ya bilinci kapanana kadar ya da yaban cisim çıkana kadar devam etmek gerekiyor. Evet. Yaban cisim çıkarsa zaten problem yok. Ama yaban cisim çıkmaz da bilinci kapanırsa artık temel yaşam desteklediğimiz göğüs bası olan hareketlere geçmemiz gerekiyor. Evet. Ülkemizden de hocam Heimlich ülkesi olarak bahsediliyor. Evet. Buna ilgili haberler de sıklıkla düşüyor. Yani birkaç ayda bir bunu görüyoruz. İşte bu ilk yardım müdahalesiyle hayat kurtardığı bir öğretmen müdahale ediyor. Bir güvenlik görevlisi mesela alışveriş sırasında tıkanan bir müşteriyi hemen kurtarabiliyor. Ne kadar önemli olduğunu bu haberlerde de görüyoruz ve doğru uygulamak. Bilmiyorsak da yapmamak değil mi? Tabii bilmiyorsak yapmayalım. Hı. Özellikle o çok önemli. Fakat günlük gördüğümüz pratiklerde şunu da çok rastlıyoruz. Aslında kısmi tıkanıklığı olan birine Heimlich manevrası yapılması da önerilmiyor. Hı. Kısmi tıkanıklık varsa, hasta soluk alabiliyorsa, hasta öksürebiliyorsa, hasta bir ses çıkartabiliyorsa ama nefes darlığı çekebilir. Bu problem değil. Bundan hiç Heimlich manevrası yapmadan direkt en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak veya 112 sistemini aktive ederek ambulansın gelmesini sağlamak daha doğru. Hı hı. Burada en önemli önerebileceğim şey o olur. Ama bizler de gittiğimiz restoranlarda, AVM'lerde, kalabalık yerlerde bizler de görüyoruz. Ben de bizzat yaşadım. Hı hı. Gittiğim bir lokantada başka bir masada oturan çocuğun büyük bir ekmek parçası aldığını gördüm. Ailesi de bunu fark etmedi ve çocuğun bir an gözlerinin büyüdüğünü ve geriye doğru gittiğini görünce hızlı bir şekilde gidip çocuğun Heimlich manevrası yaparak, 2 yaşlarında bir çocuktu, Heimlich manevrası yaparak ekmek parçasını çıkardım ve çocuk bir anda rahatladı. Aile de onun şokuyla ne olduğunu bile farkına varamadı ama hepimizin tabii bilmesi gerekiyor. Evet. Peki yalnızsak hocam, şu anda mesela bütün bu anlattıklarınız bana bunu düşündürdü. Ben yalnız başımayken böyle bir şey başıma geldiğinde kendimi nasıl kurtarmak için nasıl bir şey yapmalıyım? Bu aslında belki de en dikkat etmemiz gereken şey. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Yalnızken kısmi tıkanıklıksa eğer yine öksürmeye devam edelim. Çıkarmaya devam edelim. Bu ara yalnızken konuşabildiğiniz için bir yardım çağıralım mutlaka. Bir yakınınızdan veya 112 aktive edelim. Ama tam tıkanıklıksanız mutlaka bir sandalyeye göğsümüzü dayayalım. Göğsümüzü iyice dayayalım. Yine hızlı bir şekilde dışarıya doğru soluk vermeye çalışalım. Soluk vermeye çalışalım. Yine tabii ki tam tıkanıkta ulaşabiliyorsanız, mesaj atabiliyorsanız, arayabiliyorsanız arayabilirsiniz ama konuşamayacağınız için ya da birinin yanına gidebilirsiniz, gidebiliyorsanız onların yanına ulaşabilirsiniz. Ama tam tıkanıklık yalnızsanız mutlaka bir sandalyeden destek alarak, sandalye sırtından destek alarak kendinizi de zorlayarak o yaban cismi çıkartabilirsiniz. Peki hocam. Ama umarım karşılaşmazsınız. Allah muhafaza etsin diyelim. Ama doğru bilgileri de öğrenmiş olalım sizlerin vesilesiyle. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler hocamız. Çok sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağolun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.